ayında yapmıştık galiba diyalogları. O zaman Kafka ve Oğuz Atay konuşmuştuk. Bu sene böyle bir şeyle devam ediyoruz, stille devam ediyoruz. Yani hep iki yazar, hatta iki metnini bilhassa, özellikle iki metni buluşturan bir ortak unsur, ortak bir tema olabilir. Bunun üzerinden konuşalım. Yani bizim için de çok değişik bir deneyim olur diye biraz klasik anlatımların dışına çıkıp şimdi bugün Leyla Erbil'in vapuruyla Márquez'in hayalet gemisini karşılaştırıp onları birbirine dokundurmaya çalışacağız. İkisinin ortak konusu gemi, vapur aslında buradan başlayabiliriz. İkisi de çok dev yazarlar tabii. Márquez de bildiğiniz gibi 1982 Nobel Edebiyat Ödülünü almış Latin Amerika'nın, Kolombiya'nın en ünlü, en önemli yazarlarından bir tanesi. Sadece kendi edebiyatını değil tabii, kendi ülke edebiyatını değil, kendi dışındaki dönemini, ondan sonra gelenleri halen de etkilemeyi sürdüren çok kuvvetli bir yazar. İşte büyülü gerçekçilik diye tabir edilen bir akımla anılıyor sıklıkla. Ama tabii yazarları böyle bir tek akımların içine sıkıştırmak da belki doğru değil. Ama onunla en çok özdeşleştirilir. Yani bir takım fantastik unsurlara özellikle yapıtlarında yer vermesi. Ama aynı zamanda son derece tarihsel, toplumsal bir yerden de konuşuyor olması Márquez'i özellikle ayırt eder. Herhalde biraz onun içine doğduğu aileyle ilgili bir tarafı var. Dedesinden çok etkilendiğini söylüyor. Özellikle dedesinin böyle bir tarih ile ve gerçeklikle bağını kurduğunu, bir o hatta göbek kordonudur diyor. Benim gerçeklikle ve tarihle kurduğum göbek kordonu dedemdir diyor. Ama büyük anne ise daha şey, folklorik ve mitolojik hikayeler, oranın kültüre ait masallar, fantastik hikayeler anlatan bir de babaanne, bir büyük anne var ve böylelikle de iki kanal aslında onun edebiyatında daha sonra birleşecek ve bizim okuduğumuz, bildiğimiz Márquez'i oluşturacak. Elimizdeki Hayalet Gemi'nin Son Seferi isimli öyküsü şu kitaptan, bende vardı bu kitap, Sevgiden Öte Sürekli Ölüm. Zannediyordum ki her yerde hala var. Meğerse baskısı henüz senelerdir yokmuş. Senelerdir yokmuş. Bilemiyorum ama internette de gezen bir şeyi var, versiyonu var. Hemen hemen doğru. Birazcık tarama problemleri nedeniyle ufak tefek yanlışlar olsa da, ki aslında çok kritik bir kelime yanlış, onu da en sonunda konuşuruz belki. Ama genel olarak şeyi veriyor tabii, öykünün ne olduğunu veriyor. Öykü doğrudan oradan başlayalım aslında. Hı-hı. Bir gencin bir gece vakti gördüğü bir hayalet gemiyle başlıyor. Ama öykünün en büyük özelliği tek bir cümle olarak yazılmış olması. Yani epeyce uzun, 3-4 sayfaya yayılan. Tek bir cümleden oluşuyor. Çevirisi de başarılı aslında. Yani İngilizcesi de oldukça başarılı. Hep böyle şeylerde, okullarda falan okutulan bir öyküymüş. Ben de sonradan internette gördüm. Epeyce bunun hakkında ödevler yapmışlar, incelemeler yapmışlar ki. Tabii orijinali İngilizce değil. Ama ona rağmen bu zorlu şeyi, metni bir biçimde çevirmeyi başarmışlar. Çok tabii etkileyici bir dili var. Bu kadar çevirilen çevirisinden, yani bir başka bir dilden geçiyor olmasına rağmen. Bunu İngilizceden çevir değil mi? Bunu işte o yüzden şey yapamadım, bilemedim. Ahmet Seven bilemedim, bilemiyorum. Evet. Orada İsmail Hoca'sından mı doğrudan çevirmiş. O tarihlerde tabii bu 1980 basımı. Öyle bir yayın evde kalmadı zannediyorum. Var mı? Hayır, Cem Bey'in. Cem 1980'de İspanyolca bilen sayısı sınırlıdır zaten tahminen. Türkiye'de onun için muhtemelen İngilizcesinden çevirmiştir. Şimdi burada tabii hayalet gemi, bir hayalet geminin görünmesi, gece vakti bir çocuğun gözlerinin önünden böyle bir şeyin geçmesi. Zaten biz şey, bir kasabadayız, böyle bir deniz kenarı bir yerdeyiz, bir liman kasabası gibi bir yer. Hatta bir kale olduğunu anlıyoruz. Sömürgecilerin o kalede, kaleye doğru çekilmiş zamanında öyle bir yerleşim var. Çünkü korsan saldırıları var, işte bir takım kıyıda daha fakir şeylerin, denizcilerin, muhtemelen de bunların çoğu zenci ve işte orada neredeyse kölelikle şey arasında böyle en alt tabaka işçilik arasında gidip gelen, orada yaşayan insanların barakaları vesaire, böyle bir ortam var ve bizim kahramanımız da bir genç çocuk. Zaten hikaye
daha doğrusu öykü bu tek cümle içerisinde çocuk büyüyor. Zaman geçiyor ve o çocuğun bir yetişme hikayesi bir yandan da. Çocukken gördüğü o bir Mart ayında görüyor. Ve o hayalet gemi gece vakti görüyor. Tabii bir de deniz feneri var. Deniz feneri ışığını böyle yalayıp geçtiği zaman gemi yok oluyor. Ne zaman ki kapkaranlık oluyor, o karanlığın içerisinde görülüyor. Aslında görülemeyecek olan bir şeyi görüyor çocuk. Tam da büyülü gerçekçilik evet. Bu işte. Evet. hatta ne diyor? Bu bir belirip bir yok olan kaypak gemi. Böyle bir uyur gezer gibi limanı yokluyor ve ondan sonra da yolunu kaybettiği için, tabii içinde yolcu falan diyor, hiçbir şey yok. Limanın sanki kapısını, yani girişini arar gibi bir hareket ediyor ama yanlış bir tarafa gidip kayalara çarpıp parçalanıyor. Daha sonra aradan zaman geçiyor, bir daha gelecek Mart ayı, bir dahaki Mart ayına geldiğimizde tekrar çocuk bunu görüyor ve tekrar aynı şeyler yaşanıyor. Annesine söylüyor hatta bunu, annesi sen delirdin artık diyor. Yani yavaş yavaş aslında bir çocuğun büyürken ki hayal gücünün, İnsanlara karşı değil mi? Böyle çocukken ve ilk gençlikteki hayal gücü kuvvetli insanların çevresiyle olan yaşadığı belki bir yabancılaşma, bir çatışma da olabilir. Bambaşka bir dünyanız vardır ama insanlar sizin söylediğiniz gerçek şeylere, hayallere inanmaz. Gerçekliği size dayatırlar. Çoğu zaman haklı çıkarlar maalesef ama sanatçılar da işte o hayal gücü belki biraz farklı çalışan insanların arasından çıkabiliyor. Tabii annenin de şimdi sadece tek unsur gemi de değil burada. Anne de bir gemicinin karısı ve yıllar önce kaybettiği kocası Dul. Dul'un oğlu diye biliniyor zaten. Kocasını bekliyor sürekli olarak. Bir koltuğa oturup denize bakarak. Fakat o koltuk öyle bir koltuk ki o da bir tür büyülü gerçekçilik bize verecektir. Çünkü o koltukta otura otura adeta o koltuk kadını öldürüyor. Yani en son bir şöyle bir sahnesi var. Belki bir parça okumakta fayda var onu. İşte kocasını anlıyor. Holofernesciğim bir görebilseydin bu ki kraliçe katafalkına benzer brokar kaplamalı ipek döşemeli tahta oturup insan seni ne kadar da iyi düşünebiliyor diye içini çekerek üzerine çöktüğü koltuk olduğundan elbette habersizdi. Ama rahmetli kocasının adını andıkça yüreğini dolduran kan kaynayıp fokurdamaya başladı ve sonunda çikolataya döndü. Sanki oturduğu yerde oturmuyor da soluk soluğa koşturuyordu. Ürpertiler içinde soğuk terler döküyor, ağzından ve burnundan topraklı nefesler alıp veriyordu. Derken sabaha doğru oğlu eve döndü ve annesinin koltuğunda ölmüş buldu. Daha soğumamıştı ama sanki yılan sokmuş gibi yarı yarıya çürümüştü. Bunu koltuğun yaptığını anlıyoruz. Çünkü koltuk daha sonra başkalarını da aynı şekilde öldürüyor. Niye? Çünkü üzerinde o kadar çok oturulmuş, üzerinde o kadar çok acı çekilmiş, koltuk dönüşerek bir katile neredeyse çevirmiş. Ama bir kalp krizinin bu kadar güzel anlatıldığını da değil mi? Çikolataya dönen bir kalp ve buradan bir felaketler devamı tabii. Yani bu çocuğun gemiyi gördüm ve işte böyle bir gemi var demesiyle bu koltuğu başkalarına vermesi, annesinin ölmesi, başkalarının ölmesi arasında sanki böyle bir gidiş gelişler var ve bir uğursuzluktur bu çocuktan yayılıyor deyip iyice bir dövüyorlar çocuğu zaten. Bir daha böyle hayalet yemi falan söyleme diye. Ama bu bileniyor tabii. Yani orada işte o toplumla arasında bir gerilim başlıyor. Evet. Şimdi bence orada tabii önce şu tek kelime, tek cümle meselesini konuşalım. Şimdi tabii İspanyolcası hakkında bir fikrim olmadığı için ve İspanyolca hakkında bir fikrim olmadığı için ne kadarlık bir tek kelime olduğunu Tek cümle olduğunu bilemiyorum. Ama bu çeviri virgül olması tek cümle yapmaya yetmiyor. Yani çok başarılı bir çeviri tamam ama sonuçta gerçek anlamda tek cümle duygusu bana vermedi. Yani bir sürü yere virgül yerine nokta koyup devam edersek pekala da pek çok cümleli bir öyküye dönüşebilir. Dolayısıyla bunu o açıdan değerlendirmek başka bir dilde bence mümkün değil. Yani onu İspanyolca bilenler İspanyolca üzerinden değerlendirirler. Ama böyle bir ünü olduğuna göre İspanyolcasında bayağı kuvvetli bir tartışılmış bir durumu olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi tam da böyle sulu bir güne denk geldi. Hayalet gemi deyince ben hayalet gemiden söz edersin diye beklemiştim. Hadi sen ben söz edeyim ondan.
Bizim hayalet gemi maceramızı biliyorsunuzdur ya da bilmeyenlere anlatalım ama benim değil aslında Murat'ın. Ben çok kısa bir döneminde var olduğum hayalet gemini. Canım çok son 2 senesinde 3 senesinde vardım. 10 senelik bir macera aslında hayalet gemi. Hayalet gemi aslında evrensel bir imge. Yani pek çok kültürde var. Pek çok kültürün şekil değiştirmiş olarak mitolojisinde var, hikayelerinde var. Bu aslında neyi ifade ediyor hayalet gemi? Düşündüğümüzde farklı açılardan bakıp farklı şeyleri değerlendirebiliriz. Mesela ölümü ifade ediyor olabilir hayalet kelimesinin içinde olmasından dolayı. Yıkıp giden, kaybolan umutları, hiçbir zaman yakalayamayacağımız umutları ifade edebilir. Tam aksine umutları, gelişini de ifade edebilir. Yakalamayı ifade edebilir. Ölümsüzlüğü ifade edebilir. Çünkü ölmüş olsa bile sürekli ortaya çıkıyor. Yeniden doğan bir şey. Yeniden görünen bir şey hayalet gemi. Zaten hayalet geminin son seferi olması aslında bitiriyor. Burada hayalet, bu hikayede hayalet gemiyi bitiriyor. Dolayısıyla bu imge üzerinden, şimdi vapura geldiğimizde, Leyla Bey'in vapuruna geldiğimizde de aynı benzerliği göreceğiz. Benim en çok dikkatimi çeken çocuğun öfkesiyle başlayan bir cümle olması ve bunun aslında sınıfsal bir boyut ifade etmesi. Güney Amerika edebiyatını, tabii ki siyasal tarihlerini paralel olarak bu kadar etkileyici yapan hem güçlü dilleri, hem güçlü dillerini kullanmaları, edebiyata yansıması bu dillerin. Hani şimdi kötü bir şey olacak, küçümseme olacak ama Kolombiya, yani kokain baronlarıyla devletin arasında barışın, halkın şeyine sunulduğu, ne diyorduk ona? Referandumuna sunulduğu küçücük ve çok sorunlu, çok siyasi, çok dehşet verici bir ülke ve bu ülkeden bu kadar büyük yazarlar çıkıyor, yani sadece şey de değil, Marquez de değil, yani Güney Amerika yazarları, Meksika, Honduras, Arjantin, pek çok büyük edebiyat derinden etkilemiş, sarsmış yazarlara yataklık yapan ülkeler Güney Amerika ülkeleri. Dolayısıyla bunu neye bağlamak lazım? Bir, hiç durmayan bir hayat var orada. Çok yüksek yaşanan, inişli çıkışlı, çatışmaların çok kuvvetli olması. Zenginle yoksulun arasındaki uçurumun fazla olması. Zenginle yoksulun çarpışmasından doğan enerjinin çok büyük olması. Sık sık ihtilaller olması, darbeler olması, bir takım gerilla savaşları olması ve sürekli değişen bir hayat... Dinmeyen bir enerji. Bilmiyorum, sizi bir yer hatırlatıyor mu? Ama bir türlü büyük edebiyat çıkmıyor yani. Orada yani bence dilin de verdiği bir zenginlikten doğan, biliyorsunuz İspanyolca dünyada en çok konuşulan ikinci dil. Hani biz o kadar yaygın eğitimini görmüyoruz belki ama nüfus olarak ikinci dil dünyadaki. Buradan doğan müthiş bir edebiyat. Marquez de bunun önemli öncülerinden biri, yani yüzyıllık yalnızlık dünyanın ilk, dünya edebiyatının ilk 100 kitabına girecek kuvvette bir kitap. Marquez'in kendisi de orijinal bir adam. Şeyi de unutmayalım, Amerikalı bazı yazarlar Hemingway gibi sonuçta bir suyundan içme ihtiyacı duymuşlar, yani Güney Amerika'nın. Mutlaka bir Güney Amerika'ya gitme, orada bir serüven yaşama, oradaki o dünyanın diğer tarafından ya da batısından diyelim, dünyanın batısından farklı işleyen hayatı ve doğayı görme arzusu var. Mesela benim favori yazarım, en çok sevdiğim yazar Max Frisch de Güney Amerika'da çok uzun yıllar geçirmiş. Arjantin'de, Brezilya'da vesaire. Başka bir kültür, başka bir dil ve bu kültür ve dilden ve siyasi hayattan doğan bir enerji. Şimdi şeye döndüğümüzde, öyküye döndüğümüzde Marquez'in ve Güney Amerikalı bütün yazarların, hemen hemen bütün yazarların, Maria Vargas Llosa'sından Saramago'ya kadar pek çok yazarın temelde işlemeye çalıştığı şeyler aslında bir iktidar ilişkisi ve sınıfsal ilişki. Burada da öykü, çünkü şunun için yok, yani hayatta baktığında birinci gördüğün şey yok. Yani daha onu aralayıp da arkaya geçmeye imkan yok. Hayatın işleyişi öyle. İktidar, ezme, ezilme, hayatta kalma mücadelesi ve bugün bizim anladığımız anlamda bir ayakta kalma mücadelesi değil, gerçekten yarına çıkma mücadelesi. Bir arkadaşım geçen birkaç, bir sene, 2 sene önce Brezilya'ya gitmişti bir tiyatro oyunuyla birlikte, oyuncu.
20 milyonluk Fikirtepe olarak tarif etti şeyi, Sao Paulo'yu. Ve zenginlerin artık karayolu kullanmadığını, gökdelenler arasında helikopterle hareket ettiklerini, yani yere inmediğini, çünkü yerde ailelerin sokakta yaşadıklarını gördüğünü anlattı. Şimdi bu tabii böyle Evliya Çelebi gibi dinlemedim onu. Dünyanın her yerinde bu konuda pek çok şey okumak mümkün zaten. İnternet bize dünyayı artık gezmeyi sıfıra getirdi, biliyorsun benim bir tezim vardır, gezmek lüzumsuz bir şey diye. Orta çağ davranışı, o da Max Frisch'in bir kahramanının sözü. Şunun için söylüyorum, bu yaşamış canlı bir insanın bütün şokuyla anlattığı zaman yarattığı etki başka. Çok daha derin bir etki yaratıyor o zaman. Çünkü internette resimleri görüyorsunuz, yazıları okuyorsunuz ama yazıyla aranızda bir duygusal mesafe var. Yazı size seslenmiyor. Ama biri, oradan yeni gelmiş biri gelip de ya insanlar bayağı sokakta yaşıyorlar, gördüm, aile yataklarını topladı parkta. İnsanlar da adamlar da helikopterle gidip geliyorlar dediği zaman böyle bir tuhaf bir sarsılmaya yol açıyor bu insanda. Toparlayacak olursak sınıfsallık ve iktidar ilişkileri ve her türden sınıfın içerisindeki iktidar ilişkileri Güney Amerika edebiyatının aslında temellerinden biri. Bu soğuk, kuru ve acımasız görünen temalar o Güney Amerika edebiyatının, İspanyolcanın ve o büyük yazarların büyülü gerçekçilik, mitolojiyle ta çok eski kültürlerden, Azteklerden, Mayalardan onlara süzülerek gelmiş başka bir efsanevi diliyle harmanlanınca gerçekten ortaya dünyayı etkileyen büyük bir edebiyat çıkıyor. Marquez'de bu hayalet geminin son seferinde aslında ezilmiş bir çocuğun öfkesiyle başlıyor anlatmaya. Ve bu öfkeyle başladığında aslında hayalet gemi onun bir kendini ispat etme hikayesine dönüşüyor. Ve bunun için ne gerekirse yapacağı bir hikayeyi. Aslında hikaye bence birkaç şey anlatıyor. Bir tanesi sabır. Her şeyi her sene sırayla bekliyor. İkincisi o kendini ispat etme, çocukluktan yetişkinliğe geçen o sürede bunun olgunlaşması ve eğer o iktidar ilişkilerinin içerisinde sözünü kabul ettiren biri olmadığı müddetçe aslında bir yok oluşu ifade edeceği gibi bir anlam taşıyor benim açımdan. Yoksa pek çok şeyle, edebi sözcükle ve geminin hareketiyle aslında bildiğimiz, çok da yabancısı olmadığımız bir hikayeyi anlatıyor bize. Bir şey ekleyebilirim. Yani Marquez'in bu, yani diğer eserlerinde de öyle, burada da öyle, birkaç şey bir arada çok güzel kullanıyor. Bir gündelik gerçeklik, yani o andaki yaşanan ortam, ki burada mesela o kasabadaki balıkçıların nasıl yaşadıkları, kasabadaki insanların ruh durumu, mimarinin kendisi, yani o deniz feneri, kale, evler, hepsi gözünüzde bir biçimde canlanıyor. Gündelik gerçek, iki tarih, yani bir zamanlar orada sömürgeciler vardı. Birden halk fırlıyor, ya ne oluyor, niye bağırıyor, işte William Dampier geri mi geldi, Dampier diye bir eski korsan ve kaşif, işte meşhur İngiliz bilmem ne. Yani bu toplumsal bellekte halen hazırda yaşamakta olan tarihi figürlere de gönderme sıklıkla yapıyor. Bir başkası tabii mitoloji. Yani hayalet gemi olsun ya da işte öldüren koltuk olsun. Ve sonuncusu da psikoloji. Yani o çocuğun bütün bir, sözün ettiğin gibi, o öfkesi, büyüme sancıları, kendini topluma ispat etme çabası ve bir gün size göstereceğim. Zaten yalancı çoban gibi oluyor ilk başta. Yani habire ben bir gemi gördüm diyor. Hiç öyle bir şey yok ortalıkta. Ama daha sonra gerçekten de bir gün, ve sonu zaten son seferi olmasının nedeni, o gemiyi bir biçimde bir adeta ehlileştirmiş bir canavar gibi, değil mi, bir tarafından tutup neredeyse çekip kasabanın üzerine doğru sürmesi ve kasabayı neredeyse paramparça edecek şekilde geminin tekrar cisimlenmesini sağlıyor. Çok sulandıracağım ama dünden beri ilgimi çeken bir şey var ya, biraz sulandıracağım ama hani ben bir şey gördüm cümlesinden, ben bir gemi gördüm cümlesinden, biliyorsun dün gece Twitter'da Türkiye'ye UFO saldırısı TT oldu. Ve bu dünya ilgilendi ve dünyada birkaç kişi inanır gibi olmuş, yani böyle sormalar, etmeler falan olmuş. Aslında bu, ben bir şey gördüm, bir gemi gördüm. Evrensel bir olgu, inanılmaz komik tweetler de vardı bu arada, çok eğlendim. Ama yani bu bitmeyen bir korku aslında UFO
şeyin, hayalet geminin modern bir zamana dönüştürülmüşü. Korsan, uzay gemisi. Uzay gemisi, adı da gemi zaten UFO'nun. Ama bir şekilde hani bu bir süreklilik sağlıyor. Çağlar arasında bir sürekliliği var. Hayalet gemi oldu UFO, korsanlar oldu uzaylılar. Evet, iyi olduklarını umanlar da var. Var, evet. O UFO meselesi çok geniş bir konu. Neredeyse dini bir inanç gibi insanları bir anda öfkelendirebiliyor da. Gemi meselesi, ama onu söylerken bir anda aklıma şey geldi. Bu eskiden bu hayalet gemi görme hadiselerinin bir takım denizde olan illüzyonlarla, işte ışığın kırılması, bir takım buharlaşma meselelerinden dolayı hakikaten gökteki geminin gökyüzündeymiş gibi gözükmesi. Zaten gemi söz konusu olduğu zaman denizden kopuk bir şey değil. Deniz ise zaten hiç güvenilmez, ne yapacağı bir saatine uymayan bilinç dışının aslında simgesidir. Yani tabii. O yüzden Leyla Erbil'e döndüğümüzde de denizi nasıl kullandığını, neden kullandığını falan da konuşacağız, ama burada bu geminin evrenselliği, hani hayalet gemi şeyleri, efsanelerinden bahsederken gerçek bir takım gemici olayları, gemicilerin başından geçmiş olaylar, kazalar ve bunların efsaneleşmesi üstüne kurulu. İşte hayalet gemi denilen efsanede işte Uçan Hollandalı isimli bir geminin başından geçen, İşte illa ben Ümit Burnu'nun döneceğim diye çok kötü bir hava koşulunda gemi giriyor oraya ve paramparça oluyor tabii. Ama kaptanının öyle bir tutkusu var ki deniyor ki ardından yıllar geçse de... Kimi? Kapattım. Hayalet gemi musallat oldu. Kimi? Şunu mu kapatsak acaba? Bu bir açık bir şey. Yok değil. Yok, ben cep telefonu. O kadar kötü bir, bazen öyle kötü hava koşullarında bu gemiyi gören başka şeylerin oldu. Gemicilerin oldu. Yani arada sırada görünen bir gemi oldu. Sonra bir film uyarlaması var bunun. O film uyarlamasında da bunun kaptanı 7 yılda bir karaya çıkıp işte orada aşkı aramaya şey olmuş, lanetlenmiş diyelim. Ve 7 yılda bir çıkacak ve aşkı bulamazsa tekrar gemiye binecek ve açık denizlerde boğuşup duracak dalgalarla ve onu da zaman zaman kimi gemiciler görecekler. Bütün bir hayaletlerden oluşan, aynı zamanda iskeletlerin gittiği bir gemiyi. Bu şeyi daha sonra Oğuz Atay tutunamayanlar da kullanır, bu hayalet gemi şeyini, söylencesini. Bu filmden uyarlama haliyle kullanır. Ondan sonra da ben onu görmüştüm. Biz de işte dergi çıkaracağımız zaman adı ne olsun diye konuşuyoruz. Ben de aklıma bu geldi. Çünkü batmak, oradaki temel kilit kelime oydu. Çünkü dergi çıkarmak demek bir süre sonra batacağın bir şey yapmak. Yani sürpriz bir şey değil yani, biz gençken de bir sürü dergi çıkardı. Ama o sıfır anda kimse batıracağım diye çıkmaz yani. Sonsuza kadar çıkacağız ve onun işte manifestosunu hazırlamamız lazım diye. Biz de dedik ya, manifestosu olmasın, öyle bir isim koyalım ki batmasın. Yani ironi olsun yani bir yandan da diye. Hakikaten batmadı. 7 yılda bir karaya çıkma olayını beceremedik. 10 yıl kadar şey yaptı. Ama başka böyle gemi hikayeleri de var. Yani işte şeyde bulunmuş, yani not almıştım, Marie Celeste diye bir gemi var ki o çok etkili olmuş. Yani onun hikayeleri, o şöyle bir şey, bir anda bir açık denizde şeyi buluyorlar, bir gemi buluyorlar ama yağmalanmamış. Gayet güzel içki şişeleri duruyor, stokları duruyor. Yani içki taşıyan bir gemiymiş. İşte kaptanın ve mürettebatın hiçbir şeyine dokunulmamış ama hiçbiri yok ortada. Bir tane de filika yok, terk edilmiş ve bunun üzerine bir sürü şehir efsanesi tabii o zaman dönüyor. Bunu duyan birçok yazar daha sonra işte şeyleri yazacak. İşte sarhoş gemiler, işte şeyin, yaşlı denizcinin hikayesi, uzun şiirler, bütün bunlar. Hatta bize kadar gelir bu. Yani mesela Sessiz Gemi Yahya Kemal'in çok da uzak değildir bütün bunlardan. Çünkü o da Fransız şiirinin üstünden evet. Geçer. Böyle bir gemi simgeselliği var, ama buradaki bir şey önemli, hayalet olması. Geminin hakikaten insanı başka bir yere, adeta dünyadan uzak bir yere götürme hissi, mitolojide çok olan bir şey. Ama burada hayaletlenmiş olması, büyülenmiş olması aslında bir yandan ele geçirilmiş, hani perili köşk hikayeleriyle de bir bağlantısı var. Yani tekinsizliği de var.
Yani bir ruh tarafından ele geçirilmiş, bir lanetle ele geçirilmiş bir şey olması da ikinci bir katman ilave ediyor. Sonunda da zaten çocuk azmediyor ve gemiye kendi ışığıyla, kendisi bir kandil bir şey yakıyor ve ona yol gösteriyor. Gemi bu sefer kayalıklara gidip de kayalıklara çarpıp parçalanmak yerine gerçekten çocuğu takip ediyor ama çocuk onu kasabanın üstüne doğru sürüyor. Tabii öyle bir gemi ki bu sefer ışıkları yanıyor. Bütün içindeki insanlar görünür hale geliyor. Ve ondan sonra da büyük bir şiddetle kasabaya çarpıyor. Şey diye tarif ediyor, yani kilisenin işte kulesinin 20 katı ya da işte 95 katı büyüklüğünde. Zaten transatlantik diyor. Transatlantik. Yani bir de modern zamana da getiriyor. Yani getiriyor. Zamanın bunu bir mitolojik hikaye olmaktan çıkaracak unsurları da çok dikkatle kullanmış. Mesela ay iniş merkezi diyor. Evet. Transatlantik diyor gemi için, evet, ısrarla. Yani o günümüzde 60'lı yıllar. Aslında şey yapmaya çalışıyor. Yani o ne derler? Bunun bir efsane duygusu ve o gözle, o bakışla okunmasından uzaklaştırıp günümüze taşımak istediği için kullandığı çok güzel böyle gayet seçkin kelimeler var ve onlar mesela 90.500 şampanya bardağı parçalandı diyor. Şimdi bu yani bizi niye ilgilendiriyor şampanya bardağı? Özellikle yani bunun bir mitoloji ile sınırlı olmadığını, günümüzde geçtiğini anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu bununla ilgili bir şey geldi aklıma da. Bu denizin gizemli hali çünkü göremediğimiz bir şey. Yani görüşümüz sınırlı denizde. Dünyanın dibi deniz ama denizin dibi ya da dünya ama bilmiyoruz. Yani dünyanın en derin yerine ilişkin rivayetler var, vardır resmi bilgi. Ama bunu görebilen insan yok. Dolayısıyla denizle ilgili gizem çok büyük. Mesela işte Loch Ness canavarı, gölden çıkan, yani suyun zaten bir efsane üretme kapasitesi var. Gemi dediğimiz şeyin suyun içinde kalma, karadan bağlantısız olma ve içeride birbirini yeme. Tufanla başlıyor zaten. Nuh'un gemisiyle başlıyor. Yani gemi bütün kültürlerde ve bütün zihinlerde aslında kendine ait bir dünya taşı, bir şey, mitoloji barındıran, üreten daha doğrusu, mitoloji kaynağı bir bölgesi, bir parçası yeryüzünün. Burada ama ilginç olan şeylerden bir tanesi çocuğun bunu alıp, yani devasa, tekinsiz, cinlenmiş, büyülenmiş, hayalet tarafından ele geçirilmiş bir transatlantiye önce biz de çok inanmıyoruz aslında. Anlatım öyle bir gidiyor ki pekala bu bir göz yanılması veya çocuğun bir iyi niyet ya da bir hayali olabilir ama onu bir görünür hale getirdiği an bizde de bir etki oluşuyor. Gerçekten de çocuk sanki hayalini cisimleştirdi ama bu cisimlenen hayal olumlu bir şeye doğru yönelmiyor. İyi bir şey yapmıyor bununla. Bütün bir intikamını almak üzere. Tabii kendini ispat etmek için kullanıyor. Halkın üstüne saldırıyor. Evet. Yani böyle bir şeyi de var. Çünkü dışlanmış bir çocuk ve köye felaket getiren Dolunoğlu diye tanınıyor. Ya aslında bu cümlenin intikamını alıyor çocuk yani köyden ki bu da aslında çok evrensel bir tema. Yani o çatışmalı duygulardan ürüyor. O kötülük de nasıl geldi? Annesinin koltuğunu verdi. O koltuğa oturan ölmeye başladı. Ama niye o koltuk öldürücü hale geldi? Annenin 11 yıllık kocasını unutamaması. Bir yas zehire dönüşüyor. Yani olumlu olan bir şey olumsuza dönüşüyor ve gitgide o topluma zarar veriyor. Bu ilginç noktaları işte bulunduğu evet. için Marquez gerçekten çok düşündürücü, kısa bir metin olmasına rağmen sonunda da gemi hakikaten çarpınca adını da okuyoruz aslında. İşte Halal Şilak diye bir demirden harflerle üzerinde böyle bir kelimenin yazılı olduğunu söylüyor. Bunun anlamını da söylemiyor tabii ne olduğunu. Diyor ki üzerine demir harflerle Halal Şilak adı kazılmıştı. Kenarlarından hala ölüm denizlerinin pek eski, pek bitkin suları süzülüyordu. Biz araştırıp bakınca Halal Şilak Macarca ölüm yıldızı demek. Mesela bunları vermiyor. Herkes illa dipnot koyup da olduğunun anlamı budur demiyor. Ama işte arkasından gittiğimiz zaman da hep şu duygu oluyor, daha kim bilir neleri kaçırdık, acaba başka izlerde var mıydı bir de, öyle bir etki de yaratıyor. Çok güzel tabii, yani bir hem deniz duygusu ama aslında denizde değiliz, karadayız. Karadayız, öyle bir evet. şey var. Şimdi Leyla Erbil'in Gecedesi de aslında karada geçiyor değil mi? O da İstanbul'da geçiyor. İstanbul'da o bayağı bir şey,
Evet, ondan da birazcık bahsedebiliriz. Şimdi ben bunun önce Leyla Erbil'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bugün onu yani hızımı alamayıp kitabın tamamını okudum da tekrar. Yani kaçıncı okuyuşum da bilmiyorum ayrıca. Yani Leyla Erbil'in bu ülkede neden hak ettiği kadar iyi tanınmadığını düşündüm. Sonra da dedim ki niye tanınsın? Eğer bu ülkede Leyla Erbil hak ettiği kadar iyi tanınsaydı Leyla Erbil yalan olurdu. Çünkü bu ülke ne yazık ki vasatın aslında egemenliğinde olan ve vasatın baş tacı yapıldığı bir ülke. Vasatın çok dışında çok incelikli, çok özel bir kadın ve üstelik de kendi toplumuyla çok zekice, çok inceden dalga geçen demeyeyim ama laf sokan, dalga geçen, öfkelenen, kendi toplumuyla didişen bir yazar Leyla Erbil. Bunu anlayıp da başında taç yapsaydı zaten o zaman bu toplum toplumda olur. Bir sorun olurdu. Paralel olarak da Thomas Bernhard'ı okuyordum. Biliyorsunuz Thomas Bernhard Avusturya'ya hakaret etmekle meşhur bir yazar ve Avusturya'nın ne kadar iğrenç bir ülke olduğunu, Avusturyalı insanların ne kadar aşağılık insanlar olduklarını, aile, iktidar, sınıf, para, yapı, her türlü durumunu çok feci bir şekilde didikleyen ve Avusturyalıların uzun yıllar nefret ettiği bir yazar. Vasiyeti var değil mi? Vasiyeti var. Avusturya'da basmayın diye vasiyeti var ama basıyorlar tabii sonra. Adam şeye taşınıyor, İsviçre'ye taşınıyor yani. Kendi ülkesinden o kadar nefret ediyor ki bir süre Roma'da yaşadıktan sonra İsviçre'ye taşınıyor ve orada ölüyor. Orada da vasiyet ediyor. Avusturya'da basmayın kitaplarımı diye. Ama tabii onlar Avusturya. Hani hala bir şeyleri var yani. Ya canım hani demokrasi, özgürlük falan basıyorlar ve ben şeyin çok uzun yıllar yaşadığı, Thomas Bernhard uzun yıllar yaşadığı Salzburg'a gittiğimde bana şeyi anlattılar. Bir sokağa adını vermek istemişler Salzburg, Salzburg'da olduğu için. Kıyamet kopmuş ki bu artık 90'lar yani. Buna rağmen vay o Avusturya'yı kötüleyen adamın adını mı vereceğiz falan diye. Fakat işte yeşiller bilmem ne, sosyal demokratlar falan onlar belediyede ağırlıklıymış ve vermişler ama en kötü yerine vermişler caddeyi. Yani tamam verelim şurası olsun madem falan diye oraya adını vermişler. Şimdi bu bir barışma meselesi yani toplumunu bu kadar inceden eleştirebilmek hem bir cesaret hem de kaba sözlerle ya da çok kör gözün parmağına yapmıyor bunu. Örnekleyerek anlatıyor. Şimdi Leyla Erbil bence Türkiye'nin Thomas Bernhard'ı aslında. Ve kutsal kavramlara saldırmasıyla meşhur. Ama bu hiçbir zaman bu şekilde adlandırılmadı Leyla Erbil için. Mesela Leyla Erbil'de anne, annenin kutsallığını yıkmaktır birinci mesele. Yani Tuhaf Bir Kadında da öyledir, Gecede de öyledir. Bu kitabında gibi. Karanlığın Günü zaten olduğu gibi anne üzerine kuruludur ve anne imgesini yerle bir eder. Halbuki bu toplum için nedir? Anne cennet işte onun ayağının altındadır, anne kutsaldır, anne şudur, anne budur. Hayır, anne insandır. Dünyanın yarısından oluşan bir kitledir aynı zamanda. Herhangi bir üstünlüğü yoktur. Ama toplum kendi yönetim biçimini ve kendi iktidar ilişkilerini kurabilmek için anne imgesine ihtiyaç duyar. Ve anne imgesini sürekli cilalarsa eğer anne olmayan kadınları bir kenara itebilir, onları aşağılayabilir, onları boyunduruk altında tutabilir ve annelik kutsalına ulaşmak için onu kendi iktidarına uygun bir şekilde yönetebilir, yönlendirebilir. Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz kutsal kadın anne. Anne değilsen zerre kadar değerin yok. Yani bu kadar büyük bir şey değil ve aslında şunu da biliyoruz ki toplumların büyük çoğunluğu ya anneden ya babadan yaralıdır. Yani bunu Freud da bize anlattı yani senelerce ki Freud artık hani edebiyatın malı olmuştur bence. Psikiyatrinin değil ama Leyla Erbil'de anne imgesini yerle bir eden anne, ordu ve iktidar. Türkiye'deki bu üç kavramı ya da bir Türk yazarı olarak bu üç kavramı üstelik de öyle boş boş atmalarla değil. Erkeklik meselesini de. Erkeklik meselesini zaten şeyle yani ordu, erkek, fetih hepsini bir başlık altında birleştiriyor yani güzelliği orada zaten. Ve bunu öyle boş atarak hani güzel cümlelerle değil. Belli bir teorik altyapıyı ortaya koyarak ki Marksist, senelerce Marksist olduğunu da söylemiş bir kadın. Marksist ve Freudyen teorileri edebiyat içerisinde doğru kullanarak yani bu ideolojileri doğrulamak için değil ya da bu görüşleri ispat etmek için değil. Bu ideolojilerin ya da görüşlerin araçlarını edebiyatta en iyi şekilde kullanan yazar Türk edebiyatında. Yani bence Leyla Erbil'in bilinç akışı tekniği dünyada
çok az yazar da vardır sanıyorum. Özellikle Gecede Öyküsü kitabın tamamını okursanız göreceksiniz. Gecede Öyküsü Türkiye'de yazılmış en iyi bilinç akışı örneğidir bence. Şimdi vapura dönecek olursak Leyla Erbil'in bakışındaki o genişlik, kültürel tıpkı şeyde Markez'de olduğu gibi Markez nasıl mitolojilerden, eski bilgilerden vesaire yararlanarak bir atmosferin içinden konuşuyorsa Leyla Erbil de o bir tür mitolojiyi, çünkü bizim mitoloji problemimiz var. Özellikle Cumhuriyet'le kesintiye uğrayan bir tarih bizim Cumhuriyet öncesi halk kültürünün mitolojisiyle şehir kültürünün oluşturduğu mitolojileri farklı yerlere taşıyıp bir ayrışmaya tabi tuttuğu için tümüyle tırnaklarımızı geçirdiğimiz ve benliğimizde hissettiğimiz genel bir mitolojiden söz etmemiz zor. Herkesin kendi dünya görüşüne göre daha yakın olduğu yerlerden bakar mitolojiye. Dolayısıyla Leyla Erbil ise bir toplumsal karmaşık, aslında tasnif edilmemiş, küflü ve bir anlamda nasıl diyeyim, bir tür kokuşmuş bilinçaltının bir mitolojik malzeme olarak kullanıp onun üzerinden gidiyor. Neyse, çok konuştum. Hadi. Yok, doğru. Yani şimdi o şeye takıldım ben. Evet, Marksçı ve Freudçu olduğunu kendisi de çok söylüyor zaten. Hatta bu kitabı zannediyorum kendi parasıyla bastırıyor. Bu kitabın ilk şeyini ve gazetede ilan veriyor. Marksist ve Freudist bir bakış açısıyla yazılmıştır falan diye. Yani şimdi öyle bir dönem bir yandan da çok böyle kışkırtıcı, provokatif ve Freud lafını duyunca o dönemin yazarları, aydınları tamamen cephe aldıkları da bir dönem. Yani bir küçük şey bir gireyim mi? Şey. Şimdi Leyla Erbil'in hani erkek meselesi dedin ya. Erkek meselesi asıl edebiyat dünyasındaki tabii, erkek meselesi. Evet. Yani hayatta da erkek meselesi vardır. Kendisini de çok yakından tanımış olma şerefine de nahil oldum. Hani çok anlattığı küçük hikayeler de vardır. Ama o kendi bulunduğu alandan baktığında gerçekten bu Türk edebiyatına egemen olan erkek figüründen nefret ettiği ortaya çıkıyor. Ve bir şekilde onu zaten küçültmek, evet, aşağılamak, haddini bildirmek için pek çok yol bulmuş. Çok perişan eder canım. Tuhaf bir kadındaydı değil mi? Evet. İçki masalarına yayılmış, evet, ağır erkek yazarlara bunun bir girişmesi var. Kendisi gibi bir karakterin onları rezil kepaze etmesi. Karanlığın günü şeydir ya, 1980 12 Eylül olmadan önce bir entelektüel evinde, evet, bir toplanmadır. Ve orada hemen hemen her o dönemki aydın topluluğu içerisindeki her kökeni, işte Kürt, köylü, burjuva, seçkin, her neyse tanımlayabileceğimiz, onları temsil eden birer karakter topluluğu üzerinden başlar onları saydırmaya, giydirmeye. Ve zaten de 12 Eylül olmuştur. Karanlığın günüdür. Hiçbir çıkamazlar, orada kalırlar. Müthiş bir şeydir yani, bir metafor olarak da. Bana nedense hep şeyi hatırlatır. Hani bir zamanlar İstanbul'un bütün, çok kötü oldu ama olsun gene de söyleyeceğim, İstanbul'un bütün köpeklerini toplayıp Sivriada'ya atmışlar ve orada hepsi birbirini yiyerek ölmüş. Sanki böyle bir kıstırılmış, birbirini parçalama üzerine ilerleyemeyen, birbirini yok eden bir topluluk hissi yaratır orada. Ve o oradaki o kaçma unsurlarından bir tanesi annedir, ki anne mesela kullandığı metaforlardan biri. Bu arada karanlığın gününü konuşsaydık. Evet, burada anne öyle değil ama. Burada anne farklı. Ama öldürüyor anneyi, unutma. Ha, işte çok ama, fena. Ama, hem de ezerek. İşte evet, ben de birazcık öyle. Neyse, diyeyim. Öyküye başlayalım. Şimdi öykü, zaten Leyla Erbil'in öyküleri de romanları da hep tek bir kanaldan akan metinler değil. Mutlaka birçok metni yan yana getirmek. Mesela kolaj yapmak onun sevdiği şeylerden bir, evet, tanesi benim anladığım. İlk resim kullananlardan biridir ayrıca Türkiye'de bir yaratıcı. İşte burada var, Çekmece isimli öykü var. Çok da güzeldir. O da bir denizci hikayesidir. Zaten bu kadar çok denizci üstünde durmasının nedeni de kendi kişisel hayatından kaynaklanan bir tarafı da var. Baba denizci çünkü. Babanın ailesi denizci. Hatta yazılıyor, çizilir. Biliyor, çok iyi biliyor denizci. Annesi bir denizciler şeyine gelin gidiyor. Yani 5 kardeş, 4 kardeş, hepsi denizci bunların. Hepsi denizci, hep deniz hikayeleri. Fakat yani babasının adı da Hasan benim bildiğim kadarıyla. Sürekli o ismi veriyor bir takım karakterlerine.
bu yani şunu demeye çalışıyorum. Bir takım teorik şeyleri, yönelimleri olması demek o teorileri alıp uygulayacak. Oradan hareket eden bir yazar değil. Yine kendi gündelik yaşamından, kendisini çevreleyen meselelerden başlıyor. Ama böyle bir altyapısı olduğu için tabii farklı bir bakış açısı çıkıyor. Ve en çok anladığım kadarıyla onu kızdığı o zaman herkes Marksçı zaten. Ama onun getirdiği Freudçu bakış ya da işte söylüyor ben Kafka'dan da çok etkilendim diyor ne bileyim başka birçok Lacan'dan da etkilendim diyor. Birçok başka o dönemin insanların çok da okumadığı ya da istemediği şeyleri içeriye doğru alıyor ve bunları denemeye cesaret ediyor. Hakikaten Freud, çok deneyici bir tarafı. Rahatsız olmaları da yani aslında Freud'un erkeklik duygusunun nipleni pazara çıkarmış olması. Yani, o dönem aydınları için evet. Kabullenilemez bir şey. Çünkü aslında en temel ikiyüzlülük de orada. O zaman o dönem ama şeydi, yoz burjuva ideolojisi deyip hemen çöpe atılırdı. Çünkü fazla vakit yok onunla uğraşacak. Gerçi bu 60'lar o kadar birazcık daha eski bir dönem. Birazcık daha Batı edebiyatının iyi örneklerinin, Batı evet. düşüncesinin daha oturduğu, daha sağlam durduğu bir zaman. 70'ler daha korkmuştu tabii. Evet, şimdi farklı metinleri bir arada kullanıyor. Vapurun girişinde bir alıntı var. O da zaten Boğaziçi konuşuyor kitabından. Şirketi Hayriye Vapurları nasıl ihdas edilmiş, nasıl ortaya çıkmış? Bir kere bu soğukkanlı bir şekilde anlatan bir metinle giriyoruz. Bir alıntıyla giriyoruz ve ondan sonra da İstanbul Boğazı'nda yaşanan bir tuhaf hadise. Bir gemi kendi kendine dolaşmaya başlıyor Boğaz'da. Yani hiç içinde ne kaptanı var, ne yolcuları var, hiç kimse yok. Fakat canlı gibi. Yani anlatım da zaten geminin bir kişiliği olduğu ve halkla bir biçimde bir ilişki kurduğu üstüne. Halk da tabii merak ediyor. Beşiktaş'ta, şurada, burada çıkıyorlar. Abi vapur kaçmış. Öncelikle bu böyle bir eski İstanbulluların yangın seyretmesini bana hatırlattı değil mi? Böyle toplu eğlenceler ya da idam seyretmeyi. En son seyrettiğimiz Independenta gemisinin batışıydı. Evet. Gül hatırlıyor musun? Evet doğru. En son günlerce gidip insanlar... Biz Erenköy kısasını okuyorduk da o zamanlar 79 gemi patlamıştı ve ertesi gün bayağı izin vermişlerdi bize okuldan gidip seyretmemiz için. Yani bugün çok tuhaf geliyor ama yani hayatın bu kadar çabuk gerçekliğin yer değiştirmesi de ama şeyi de unutmayalım 1990 savaşı televizyondan seyrettik ve ilk de insanlık evet, için Körfez doğru. Savaşı yani jenerik falan yapılmıştı hatırlarsınız. Evet. Özel müziği vardı. O müzik başlayınca savaş. Hadi geçelim karşısına. Mr. Gabriel. Evet. Galiba. Şimdi burada da halk bayağı bir tempo tutuyor. Eğleniyor. Bir tür bir eğlence, seyirlik eğlenceye dönüşüyor. Adeta böyle bir halkın da oradaki insanların da ruh durumuna karşılık gelen bir şekilde davranıyor. Şov yapıyor. Bir gösteri yapıyor sanki vapur değil mi? Onlar seyredildiğinin farkında gibi. Ve bir yandan da biz ailenin kendi abla, kız kardeş, anne, baba ortada yok çünkü denizde, denizci. Belki de diyoruz bunları seyretmelerindeki duyarlılık bir denizci ailesi olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir bilgiyle de okuyoruz ama sadece o da değil. Ama bütün Beşiktaş iniyor bütün zaten. Bütün Beşiktaş iniyor. Denize. Bir yandan da zaman zaman da geminin bakış açısına geçiyoruz. Ve geminin insanlara bakışı. Yani belki de metninde ilginç tarafları. Yer okuyalım mı mesela? Şuradan bir küçük bir parça okuyorum. Bu olaydan önce de Beşiktaş iskelesinin oralarda balıkçıya çorapsız etlerinin oyuklarındaki kirleri her akşam kedilerin yalayarak doyduğu balıkçıya. Yani bir de şeyi de hani Leyla Erbil'in anlatısındaki sertlik ve seçtiği kelimelerle yarattığı dünyanın şok ediciliği de ayrıca yumuşak bir edebiyatı yok. Yani öyle okşaya okşaya söyleyeyim falan değil yani o. Direkt dayanabiliyorsan oku. Dayanamıyorsan hadi başka yazarlar var orada onlara geç diyen bir tarafı var yani Leyla Erbil'in. Kedilerin yalayarak doyduğu balıkçıya sık sık rastlanırdı. Boş ispirto şişesine sımsıkı sarılmış kaldırıma yan yatar telgrafın tellerini okurdu kesik kesik. Annem onun yanına yaklaşmamamızı isterdi. İşte bu balıkçının sandalı gerçekten de yok olmuştu. İkinci tanık suçlu bir çocuktu. 11 yaşlarında var yoktu. İskeleye çekilmiş olan vapurda saklanmış olduğunu zaten 2-3 aydır hep o vapurda yatıp kalktığını anlatıyordu. Resmi olaraksa böyle bir vapurun var olduğu kabul edilmiyordu. Kafka'dan etkilendi dedim. Hemen akla davayı getiriyor. Yani gerçeküstü bir resmi dünya ile gerçek hayatta var olan bir ilişkinin
iki tarafın bakışının uzlaşmazlığı, mümkün olmazlığı. Tabii başka birçok olaylar da var. Bir Laz kızı var mesela orada ki kısmeti bir an açılıyor. Savcıyla evleniyor, yükseliyor, sonra tekrar kamucuya düşüyor. Aşık aslında. Böyle küçük hikayeler de akıyor bir tarafta. Tabii şey de ilginç. Halk vapuru seyrediyor, vapur seyrediliyor. Sonra tabii donanma gemileri vapurun peşine düşüyor. Yani böyle bir rezalet olmaz. İstanbul Boğazı'nda bir vapur kendi başına bir gidiyor, bir geliyor. Ve eğlendiriyor halkı. Eğlendiriyor. Halkı coşturuyor. Aslında ele geçiriyor halkı. Amacı da belli değil vapurun bu arada. Yani ne yapacak bundan sonraki şey nedir belli değil. Ama donanmayla karşı karşıya geliyor. Donanma bunu ateş ediyor, bir şeyler yapıyor ama ele geçiremiyor. Teslim ol diye bağırıyorlar. Fakat işte ya gene orayı burada, belki okumak lazım. Şurayı da okuyalım. Şimdi bu savcı, bu böyle bir gemi yoktur listelerde diyen savcı, bir şeyle bu ne derler işte o Laz kızıyla evleniyor, Havva ile evleniyor. Havva da fırıncıda çalışan hamurcuya aşık aslında. Havva'ya öyle sevgiyle falan gelmediğini gösteriyordu. İşte vapur olayından bir yıl geçer geçmez kızı boşayıvermesi de, yani vapurun yok olmasından bir yıl sonra da kızı boşuyor. Öte yandan vapura yakın olmak için evlenme külfetine katlanmak da akla yakın gelmiyor. Usta yakın diyor ama ben bir an öyle dedim. Olu yani böyle bir dilde küçük bir Öztürkçeciliğin yarattığı bir sorun var aslında bugüne geçişte. Ola ki savcının yanılma ve halkı yanıltma çabasının bir bulunç, vicdan sızısı biçiminde ortaya çıkmasıydı bu evlilik. Ya da kim bilir halkı gelecek tehlikelerden korumak için göz göre göre sevdiği bir neni yatsımak erdemliliği. Ama bunda da halktan büyük olma, onlar adına karar verme yetkisindeki küçük görme vardı. Ve işte yatsımanın verdiği olumsuzluk. Evet evet, en çok yatsıyarak vardığı yerdeki yalnızlık. O halktan ayrı kalmanın verdiği acı. Evet. Bu savcıyı tarif ederken kullandığı cümle aslında bir yanıyla çok sıcak, çok birbiriyle ilişkili, heyecan içinde bir toplumu, bir halkı. Bir yandan da bir görev içerisinde gemiyi durdurmakla, tespit etmekle görevli bir soğukkanlı bir devlet erkini iç içe anlatıyor aslında. Gerçi devlet erkini daha az yer veriyor. Evet. Anlatısı hep halkın içerisinden. Bir de şeyi söyleyelim. Şimdi mesela öyle başarılı bir anlatı ki yer yer bir çocuğun ağzından asla çıkamayacak, yetişkin olduğunda bile söylemesi güç aktarımlar var. Zaten bilinç akışı değil bu. Baya özel çalışılmış bir üslupla yazılmış bir öykü bu. Sanki başlangıçta, ilk başlangıçta çocuk anısını anlatıyormuş ve bize böyle gene inanılması zor bir hikaye anlatacakmış gibi başlayan metin giderek büyüyor. Aslında yaş ve dil olarak büyüyor. Biz çocuk muydu dediğimizde gene çocuğun artık büyümüş zihninden dönüşerek anlattığını ve metnin kendi içerisinde bir olgunlaşma süreci olduğunu görüyoruz. Evet, bir de basit değil. Yani şey okurken şu hisse kapılıyor. Evet, bu bir şeyin simgesi, bir şey simgeliyor. Bu apaçık simgeliyor canım. Çok da açık dediğimiz anda bile bizi hemen böyle bir kafamızı karıştıracak başka bir şey daha sokuyor araya. Mesela bu gemi donanma geldi. Bir de halk güvenilmez. En büyük özelliği evet. Şeyde metin boyunca halka asla güven duyamıyorsunuz. Niye? Çünkü o kadar gemiyi seyrettikten sonra donanma bugün yakalayacakmış vapuru diye bir söylenti de yayılıyor. Ve ondan sonra ya donanma çok yaşadı. Nakaratıyla karşıladığımız donanmanın neredeyse gözümüzden düşeceğini anlamış. Vapuru başıboş bırakarak ve herhalde yeni bir karar ve emir için beklediğini gördük. Vapur o ara iyice içine sokulmuştu donanma kuvvetlerinin. Donanmanın işte telsizde bir şeyler oluyor. Sonra Ortaköy açıklarına doğru geliyor ve demirledi vapur. Biraz durgun görünüyordu. Uzun süre müşterisiz ve örgüsüz kaldığı günlerde annemin bizi yedirip yatırdığı ama kendisi yemediği akşamlarda ışığı söndürerek pencerenin önünde oturduğu ve karşı damları seyrettiği vakit kit kıpırtısız sarılığı içinde öyle donanmadan kopup üzerine gelmekte olan gemiyi seyrediyordu. Vapur bir anda anneye dönüştü. Evet. Üstelik de özel bir mutsuz olduğu bir gecede tarif edildi ama aynı cümle içinde vapura tekrar geri döndük ve tekrar vapurdan devam ediyor. Bu arada tabii anne konusunda da bizim duygularımızı çok şey bırakıyor. Ortada bırakıyor. Yani anne hakkında ne
somut bir şey bir duyguya veya da fikre kapılmamıza izin vermiyor. Mesela bu cümlede anneye çok üzülüyoruz. Ama devamı var. Çünkü bunu söylemenin nedenini anlıyorum. Bu sırada vapura teslim ol çağrısı yapıldı. Teslim ol, ateş edeceğiz. Çıt çıkmadı vapurdan, yalılardan, köpeklerden, kestane, dut, çınar ağaçlarından, çeşme ve saraylardan, güllerden, garsonlardan, atlardan, bizlerden çıt çıkmadı. Ben annemin eteklerine sarıldım ve anneciğim diye bir çığlık attım. Onu batırmalarını istemiyordum. Annem sus dedi, bir tokat attı ağzıma. Aynı anda gemiden ortalığı yırtan bir ses işitildi. Ateş! Bir saniyelik bir sessizlik. İşte ondan sonrasında zaten vapuru vurmak için karar alıyorlar. Ama sonuçta vuramıyorlar. Kendileri bir biçimde batıyor. Ve vapur kazanıyor. Bu sefer de yaşa vapur vapur çok yaşa diyerekten bir halk var. Çünkü bir süre sonra anlıyor ki anlatıcı da halkın istediği şey eğlendirilmek. Yani biz bir ara şey gibi okuyoruz. Aa vapur ne güzel, halkın isyancı duygularına şey oldu, tercüman oldu, onların bir simgesine dönüştü, onların önderi gibi oldu. Bak halk vapuru peşinden gidiyor, adeta acaba vapur aydını mı simgeliyor falan gibi düşünceler içindeyken birdenbire halkın aslında tek istediğinin o anda eğlendirilmek olduğunu ve bir süre sonra da sıkıldığını, çünkü burada bir süre sonra ne yapıyorlar? Öyle ilk günlerin için yiyen sinirli, sabırsız kalabalığı değildik artık. Dinginliğe kavuşmuştuk iyicene artık durup oturmuş olaylar. Sanki durup dururken iskeleden bir kocamış vapurun avara edip kalkması, kendi kendisine sularda aylarca kol gezmesi, halkın hoşlanacağı, şaşıracağı her marifeti göstermesi, tek başına koca donanma gemisini alt etmesi sıradan bir olaymışçasına ve doğrusu ya çoktan körce bir dinginlik içindeydi artık yani. Ne olmuştu sanki? Donanma yenmişti de ne olmuştu? Neye varmıştı onca patırtının sonu? Evet. Sonra birden şeylere geçiyor. Bu sefer artık biraz vapurun gözü diyebileceğimiz yere geçeceğiz. Çünkü orada kimler yaşadı? Aslında bu İstanbul'un boğazına yapılan bütün o yalılarda yaşanmış olanları kaynak da vererek aslında, değil mi? Belirli kaynaklardan direkt alıntılayarak. Vapur yalıları tek tek sayıyor. Mesela orada ilginç şeyler var ama. Mesela şimdi vapur sahildeki şeylere uğramaya başlıyor. Yalılara, bahçelere, şuna buna uğramaya başlıyor. Murat Sultan'ın kızı olup 1054'te Melek Ahmet Paşa ile evlenen Kaya Sultan'a ait Kaya Sultan bahçesi önlerinde yeniden durakladı vapur. Bu kadın çok şişman, yaşlı ve para yiyiciliğiyle Melek Ahmet Paşa'da nefret uyandırmıştı ve onu mutsuz kılmıştı. Karılarını sevmeyen erkeklerin arasından ne çok kahraman çıkmıştır diye düşündü vapur. Vapuru düşündürüyor da aynı zamanda. Ya artık kişileştirmenin son noktasına varıyor burada. Çengelköy'ü çayır iskelesini dolaşıp kuleli okulu açıklarında garip sesler çıkararak Selim III'ün emriyle 1204'te idam edilerek bu dünyadan göçen Nazif'in tadını çıkaramadığı yalısını da geçtikten sonra içinden gümürtüler koparmaya başladı. Halk ise gene değişik bir pazar yaşayacağını sezerek kıyılara doluşmaya başlamıştı. Vani Efendi'ye verilmiş şu toprak parçasının üzerinde çocuklar top oynuyorlardı. Vaniköy'den geçti. Murat 4 döneminde 7 gece yakılan kandiller yüzünden kandille denildiğini bildiği bu yerlerde vaktiyle Evliya Çelebi'ye göre bir bahçede 100 bahçıvan çalışırdı. Şimdi ise şuracıkta şişman karısı Griffon Dare, sen Michel de Fransızcasını okuyamayacağım. Griffon Dare Apoa köpeğiyle ve şort giyerek, şimdi bu da çok önemli, köpeğiyle ve şort giyerek yazları Picasso'laşan bir Türk ressamı Amerikan hafta sonu biçimi yalısının rıhtımında dolaşıyordu. Şimdi tarif aslında bir şey, bir kültürel karmaşa dönemini, yani Osmanlı'dan gelip Fransız türü bir köpeği olup İspanyol Picasso olup da Amerikan tarzı bir hafta sonu ya da ev yaşayan bir ressama geliyor ki ressamlar da aslında galiba bu aydın grubu içerisinde en fazla saldırıya uğrayanlardır. Şey evet. Geldi aklıma, yani onların işte o eğik şapkadan oluyor bence. Şapka pipo. Yani tabii resim top daha sakal. Top sakal. Pahalı bir sanat olduğu için, çünkü parasız resim olunmuyor. Yani malzemesi pahalı. Onun için daha... Tabii resim sanatı Türkiye'de bu toplumda pek muteber bir şey değil. Yani muteber bir şey değil ama Osmanlı'nın ressamları da hiç fena değil yani.
iyi ressamlar da zamanında çıkmış ama sonuçta resim, heykel, malzeme gerektiren sanatlar daha pahalı yani yasak sanatlar. Yasak sonuçta bir de İslam'a, İslam'ın açısından yani yasak. Valla Fatih yaptırdığından beri kendi portresini bir ama daha... Ama yaygın değil. Olmamış. Yaygın değil. Ama şimdi şöyle bir şey de var burada. Bu şeyleri, bu bilgileri nereden verdiğini de söylüyor. Mesela Samiha Ayverdi, İbrahim Efendi konu aldı kitabında diyerek başlıyor. Evet, oradan gidiyor zaten. Yani evet. Şunu soramıyorsunuz, ya vapur kitabı okur mu, nasıl okudu? Bunlara takılmıyorsunuz çünkü öyle ilginç şeyler de söylüyor ki zaman zaman bütün bu insanlara böyle bir tanrısal bir noktadan bakıp işte insanlar, karınca sürüleri, kum taneleri denli gelip göçen insanlar dedi. Bir yandan da bütün o insanların nasıl bir akıp gittiğini hep bana Leyla dedi. Bir de, başka metinler de var. Şarkı söylüyor. Şarkı da söylüyor. Bir çetin kâre sataştırdı bizi devru zaman. Oldu Beykozlu bir afet ile çeşmim giryan diye bağırarak ve gülerek dolaştı. Hafif delirmiş, hafif sarhoş gibi. Yani eteklerini kaldırıp kıçını gösteriyordu filan diyor yani vapur için. Böyle hoplayı zıplamaya başlıyor denizde. Sonra işte şeye geliyoruz. Bu anlatımın bir yerinden alıyorum. Tanrım sen koru onu bize bağışla kaza bela verme diye mırıldandı annem. Yarasa yandıran yakalı kara paltosunun içinde sanki çırpınıyor. Sımsıkı tuttuğu elimizde kalbi tuk tuk diye oynuyordu. Elimi böyle tuttuğunu hiç görmemiştim onu. Yıllar sonra bir gün Atatürk'ün cenazesini sizlere göstereyim yavrularım. Tarihi bir gün bugün diye bizi kapıp koşturduğu Dolmabahçe Sarayı'nda izdihamdan sıkışıp kaldığımızda bir de. Orada öldü annem. Kalabalık üzerine basıp geçtik. Ablam, ben, başkaları ezdik onu. O kışbaşı elinde gene bana örmeye başladığı bir yün palto vardı. Bir kolları kalmıştı örülmedik. Bir paltoluk yünü nasıl biriktirmişti? Sanırım biraz da çalıyordu başkalarının yünlerinden. Yani anneye tam acıyacağız. Hırsız diye bitirdi. Yani kendi gerçek annesinin ölümü tabii böyle değil. Böyle bir şey yok ama yani otobiyografi falan değil bu. Olsa olsa böyle bir simgesel bir anlam çıkıyor buradan ama yani Atatürk'ün cenazesinde üzerine basılarak geçilen bir de sadece halk da değil. Ben, kendisi, ablam. Şimdi yani o nasıl yorumlayacağını insan bilemiyor. Tamam birinci katmanı belki şey olabilir. Elbette ki Atatürk'le birlikte sembolize edilen kadın haklarının tamamen Osmanlı'dan sonra devrim niteliğinde kazanımlarının bittiği an cenaze aslında. O da onun kuşağı belki anne. Üzerine basılıp geçilip gidiliyor. Ya da bunun artık bir anlamı kalmadı. Ya da bir noktadan sonra kendisi de ailenin diğer bireyleri de anneyi ezmeye devam ediyorsunuz. Anne örgü ören bir kadın paltoyu örebilmek için bile başkalarından yün aşırmak zorunda kalan birisi. Yani kadın bir olmanın ötesinde bir emekçi ve fakir bir insan olduğu baba için yok ortada. Baba zaten. Baba yok ortada. Denizci. Yatalak kadının kiracısı olarak oturuyorlar. Kadın babayı her sorduğunda yani geçiştiriyorlar. Şey demeye mi geliyor? Yani kadın hakları tamam hukuken alınmış olması yetmiyor aslında. Yani tam da o cenazede bile biz onu ezip geçtik. Çünkü yani hiçbir durumu yoktu. Hiçbir çıkışı yoktu. Sadece mesele hak meselesi değil. Aynı zamanda bir ekonomik mesele olduğunu belki de hatırlatmak için bize böyle bir nokta. Ama bu dikkatten kaçacak öylesine bir şey yazılmış bir şey değil. Zaten bütün bunlara başka şeyler... Bu şeyi şeymiş. Mutlaka okuyalım. Şu vapurun öfkesini ve şeyini... kendi bir tiradı var vapurun burada. O tirat bence çok önemli. Evet. Evet, emekçi bir soydan geliyorum. Tek lokma haram yemedik. Bu şey trans şeyi düşündü. Yani bir takım Osmanlı aristokrasisinden bazı kişileri düşünüyor ve devam ediyoruz. Ardından da Prens Halim'i uzun uzun sövdü. Emekçi bir soydan geliyorum. Tek lokma haram yemedik. Alnıma kirli işleri biliyorum. Tarih boyunca süre gelen haksızlıklara tanığım ve sabrım kalmadı. Onlara hizmet etmeden yaşam onurunu taşıyorum. Böyle olmayı kabul etmem çok doğal görünüyor onlara. Onlara, insanlara böyle olmayabilirim de demek istedim. Onları korkutmak, üzerime düşürmek istedim. Kıyılar adam almıyor. Beni seyretmeye geliyorlar. Donanmayı yendim. Bana buyurulan işi yüz geri ettim. Başıma buyruk olduğumu tanıttım. Ama tüm bunlarla bir tek kendimi kurtardım. Üstün olduğumu gösterdim. Üstelik yapıma uymayan, ters, soytarıcı davranışlarda bulundum. Şimdi de yalnızım işte, yapayalnızım. Arkadaşlarımsa bugün de kahır içindeler. Yaşamları değişmedi.
Kurtaramadım onları. Şimdi de horlanmış halkı taşıtıyorlar onlara. Bir de kendimi başkalandırdım diyerek başını sulara dövdüren vapura Beylerbeyi kıyılarındaki halk kahkahalarla güldü. Bu şeyi bana, bu bölümü okuduğumda bu tam böyle bir aydın şeyi, siteme gibi sitemi, geldi bana. Tabii. Yani zaten aslında... Kurtaramadık ve bana güldüler. Yani evet, donanmayı evet. bile yendim. Belki 6. filoyu mu hatırlamalıyız bilmiyorum. Yani sonuçta öteki arkadaşlarım da kahır içinde halkı evet. taşıyıp sırtında taşıyor ama ne oldu ki? Ya zaten nankörlük vurgusu çok var. Bu duygu mesela sonra Oğuz Atay'da da çıkar değil mi? Tabii. Ey zavallı milletim dinle. Artık iyice bir ironiye, bir acılaşmaya dönüşecek. Burada tabii hala öfke var. Oğuz Atay'a geçtiğimizde artık o acı bir alaydan öteye gitmeyecek. O öfke belki birazcık daha başka yerlere evrilecek. Leyla Erbil'in metninde ise, metinlerinde diyelim, bütün diğer yazdıklarında da hep bu var. Bir de tarih duygusu çok yüksek. Tabii. Yani mekanı her zaman ön plana çıkarıyor. Çünkü insanlar geçici, bu mekanlar, bu tarih kalıcı gibi bir izlenim yaratıyor. Birkaç şeyde ikisi arasında bağlantı kurmak açısından söylemek isterim. Mesela her iki öyküde de aslında anlatıcı çocuk. Yani onunla birlikte başlıyor. Baba Denizci her ikisinde de değil mi? Evet. Ve ölü. Sonuçta o baba dönmeyecek geriye. Yani hiçbir şekilde dönmüyor. Sonra her iki öyküde de ilginç bir şekilde vapur, gemi toplumla karşı karşıya geliyor. Hı. Bir çatışma, değişik, tabii vapurda değişik aşamaları var ama sonuçta bir çatışma ve bir kırgınlıkla bitiyor. Ve vapurun canavarlaşması ya da geminin canavarlaşması, iyice bir tekinsiz hale gelmesi duygusu da var ama her ikisinde de işte çocukta da o kişisel arzunun cisimlenmiş ya da kişisel hayal gücünün, yaratıcı enerjinin burada da o şey var sonuçta. Vapur ne yaparsa yapsın, ne kadar yaratıcılık gösterirse göstersin, halkın gözünde bir seyir eğlencesinden öteye geçememesinin şeyiyle, hırçınlığıyla kendini oradan oraya vuruyor belki de. Yani o anlaşılamama ve o aslında doğru ilişkiyi, doğru dili kuramamayı da bir biçimde anlatıyor. Bilmiyorum şeye başka bölümleri de işaretlemişsin gibi geldi orada. Onlardan yok da... son paragraf şeyi belki vapura ilişkin anlatıcının düşüncesi. Boğaz'da hiçbir nenleri değiştirmeksizin saf hokkabazlık edip çevresindekilere kendini sevdirdiğini sanarak insanların temel yaşamlarını bozmayıp onları sadece arada bir eğlendirdiği, avuttuğu için bir bakıma kandırdığı, baş kaldırmaya değil de boyun eğmeye doğru itelediği için onları kendi yanına çekemediği için çaresiz, tek, umutsuz olduğunu sandığı için kıymış mıdır kendisine vapur? Vapurun hikayesi böyle bitiyor ama sonrasında bir tipik Leyla Erbil metni olarak böyle tek satırlık çığlıklı cümlelerle sorularla bitiriyor. Şöyle bak. Annemin ölene dek öncekilerden daha hızlı ve severek öldüğünü bilir mi? Atatürk'ün ölümüyle karnına, göğsüne basa basa öldürdüğümüz annemin. Yani unutturma bu Atatürk'ün evet, ölümüyle unuttum, anneyi evet. öldürdük. Biz ikilisi çok hakikaten üzerine düşünülmesi gereken. Ya aslında o bitti diyor annem de bitti bundan sonra. Ama işte hiç vardiyacısı, nöbetçisi olmadan bir vapur bağlar mı? Vapur olur da kopar gider de kaptanı ortaya çıkmaz mı? Hani benim kaptan köşküm, serdümenim, davlumbazımı çok özledim diye ağlamaz mı? Şimdi ben ne olacağım diye haykırmaz mı? Neden savcı havayı vapur yok olur olmaz boşamıştı? Babam kimdi benim? Neredeydi? Neden hiç dönmemişti? Artık hafif böyle şiir tonunda. Zaten şiir de yazarmış aslında. Evet, yazarmış ama hiç yayınlatmadı şiirlerini. Yayınlatmadı. Sait Faik'e gösterilmiş. Sait Faik de şiirlerini eleştirir, öyküye devam demiş. Doğru yani. Evet. Kendisi de iyi yapmış fazla şiir yazmayarak. Öykü. Ama Sait Faik'ten bahsetmişken birkaç anekdotundan da söz etmeden olmaz değil mi? Bu başında mesela kitabının şey yazar, Leyla Erbil sadece bu kitabı Gecede ile 1968 Sait Faik ödülüne katılmış, kazanamamıştır. Şimdi bu çok sıradan bir şey değil. Yani bir kitabın başındaki Sait Faik'e ya da bir başka ödüle katıldığını insanlar normalde açıklamazlar. Kazanınca belli olur zaten. Yani kaybettiğini kimse bilmez. Fakat Leyla Erbil çok sinirleniyor. Çünkü yani şeyi de çok seviyor Sait Faik'i. Çok sevdiği dostlarından biri değil mi? Tabii. Onunla bayağı zaman geçirmiş. Daha sonra da bu Gecede isimli kitabını yazdıktan sonra kendine çok güveniyor.
Yani ne yaptığının çok farkında. Bir anekdot olarak bunu burada işaretledim. Bu arada merak ederseniz bu K24'te Elif Tanrıyar'ın Leyla Erbil'in gayri resmi portresi de çok güzel bir yazı. Birçok anekdotu toplamış, birçok üzerine yazılıp çizilmiş şeylerden de bahsetmiş. Orada şöyle anlatıyor Leyla Erbil kendi bu Gecede isimli kitabıyla ilgili. Gecede'nin benim yazarlığımda olduğu kadar edebiyatımızda da bir yeri olduğuna, bir yol açıcı kitap olduğuna inanırım. Kitap yayımlandıktan sonra Füsun Akatlı gibi, Demir Özlü, Nedim Gürsel, Selim İleri, Hasan İzzettin Dinamo gibi her kesimden yazarlar da kitabın öneminde bir mihenk taşı olduğunda birleşen yazılar yazmışlardır. Yani bu güvencimde haksız sayılmam. Ancak yazarların ve eleştirmenlerin bir bölümünü böylesine çeken Gecede, asıl o günün köşe başlarını tutmuş, jüri üyeliği de yapan belli egemen kesim tarafından ki ben onlara Dörtlü Çete adını takmıştım. Dörtlü Çete aslında değil mi? Çin'de Mao'nun karısı ve arkadaşlarıyla kurduğu bir çetedir. Yani gerçek bir çete. Yani tahmin edebileceğiniz şeyleri yapmışlar. Ya görmezliğe gelinmiş ya da tahbih edilmiştir. Bildiğiniz gibi biz ta 69'larda ödüllere girmeme eylemi başlatmıştık. Yani Sait Faik'i vermedikleri zaman eyleme başlıyorlar. Sait Faik'in mezarı başına toplanmaya karar verdik. Ama çağrılı olanlar ve bize katılacağını mutlaka umduğumuz, beklediğimiz arkadaşlar, Bilge Karasu, Sevgi Soysal, Tomris Uyar, Nezihe Meriç, Firuzan, Ağoğlu o yıllarda henüz düz yazıya geçmemişti. Her biri başka mazeretlerle toplantıya gelemediler, gelmediler. Biz de Sait Faik'in mezarı başında Hayati Asıl Yazıcı, Demir Özlü, Selim İleri, Naci Çelik, Fikret Ürgüp ve birkaç adını anımsayamadığım arkadaşla kaldık. Başaramadık yani. Sonunda sanıyorum bugün benden başka kimse kalmadı ödüle girmeyen. O günlerde sağken bir de Ayhan Bozfırat katılmazdı. Tabii tek başına bu eylemi sürdürmenin pek anlamı yok. Biliyorum azıcık kahramanlık taslamak gibi bir şey de oldu ama ben de böyleyim işte. Yani uyumsuzluğa düştüğü yazarlar listesini de görünce değil mi ne kadar aslında... Onların içinde Tomris Uyar da iyi arkadaşı üstelik. Beni tek şaşırtan Tomris Uyar oldu orada. Diğerlerini çok şaşırmadım da. Daha sonra bir ödül kabul ediyor. Ödül jürisine girmeyi kabul ediyor aslında. O yine çok sevdiği bir arkadaşı olan Onat Kurtlar'ın anısına bir anlatı ödülü konuyor. Onun şeyini kabul ediyor. Çünkü Onat Kurtlar'ın ölümü biliyorsunuz bir terör saldırısında hayatını kaybedince çok sarsılıyor Leyla Erbil. Bunlar böyle bir şey yaratıyor. Nasıl diyelim? Bir deprem yaratıyor. Bir de tabii Tezer Özlü'yle onun çok şeyleri var. Mektupları da çok güzeldir zihin kuşları. Ama sizin de çok teşkil mesainiz var. Ben çok ucundan yakaladım ama Leyla Erbil gerçekten etkileyici bir yazardı. Bir de tabii onun dili kullanması konusunda yeni noktalama işaretleri üretmesi. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben Yapı Redi yayınlarında çalışırken Leyla Erbil basıyorduk. Ama ben daha önceden tanıyordum. 1984 yılında o zamanki iki arkadaşımla üniversitede batacak bir dergi çıkarmıştık biz de. İki sayı sonra battı. İsmini yanlış koymuş. Tanım. Değil misin? Her şeyi ne tanımlamaya kalkıyorsun? Ne bu küstahlık? Ve o dergi için yazı istemiştik Leyla Erbil'den ve ben gitmiştim. Zaten en utandıkları yerlere hep beni gönderirlerdi yani alınmayacak yerlere. Çünkü ben safım o zamanlar, çok gencim, gidiyorum alamadan dönüyorum. O erkeklere ağır geliyor. Ama mesela Esmatur'u da göndermişlerdi. Hemen vermişti ve inanamamışlardı buna. Çünkü oturup yazmıştı. Herkese veriyor zaten yazı. Orada bir şaşacak bir şey yokmuş. Çünkü bu kadar defter var. Yayınlanacak yer arıyor. Bunlar kaydediliyor ve sonra yayınlanıyor. Tamam, bu Esmatur'u yazdım bile ben bunu. Yom dergisinde yazdım. Ben söyleyeyim de. Kamerada. Tabii doğru söylüyorsun. Ve ben işte... Bir yazardan daha istemiştim ve söz verdiği halde vermemişti. Onun adını vermeyeceğim. Kamera. Çok üzdü. Evet. Neyse. Öldü mü yoksa söyleyebilir miyim acaba? Yok, daha ölmedi. Leyla Erbil'i aratmıyorsunuz. Evet. Ondan sonra Leyla Erbil'den de telefonuna ulaştım ve telefon ettim. 1984 yılı dedim böyle böyle. Biz işte bir dergi çıkarız. Bütün safiyane bir şekilde anlattım.
Dedi ki, yani şunu demeye getirdi, olsa dükkan senin, yok. Zaten çok zor yazan bir kadındı, çok uzun çalışılmış öyküler. Tabii bizim çok büyük bir avantajımız vardı. Benim o dönemdeki üniversite hocam Mesut Önen sayesinde Edip Cansever'le tanışmıştık. Çok yakındık ve Edip Cansever bizi çok seviyordu ve bizim iki sayımıza da birer şiir vermişti. Yani tenis öğretmeni Rıza ile Marine Marine Aqua Marine şiirleri ilk bizim şeyde yayınlandı. Oteller Kenti kitabından iki şiir Tanım dergisine yayınlandı. Bu arada biz bir arkadaşımız matbaacıydı. Ben ucuza basarım dedi. Sayfaların yarısı var, yarısı yok. Gerçekten ucuza bastı. Okumayan bir dergi çıktı sonuçta. Her neyse ben dergi istedim, yok dedi. Kusura bakmayın dedi. Fakat aradan böyle bir iki ay, üç ay geçti. Bana postadan imzalı Gecede geldi. Leyla Erbil imzalayıp bana başarılar dileyerek kitabı göndermişti, yeni çıkan kitabını. Acayip mutlu oldum. Ondan sonra zaten çok sevdiğim bir yazardı. Sonra Yapı Kredi'de birlikte çalışırken konuşuyorduk. Pek evinden çıkmazdı. Ben evine sık sık giderdim. İşte bu noktalama işaretleri, yani ben öyle yazarları yüzüne karşı övmekten hoşlanmıyorum ama kendimi tutamadım yani. Hakikaten benim için çok özel bir yazardır. Noktalama işaretleri falan... Ne oldu dedi nokta. Hanginiz kullanıyorsunuz dedi. Ben siz kullanın diye ürettim onları dedi. Biz yanlış anladık onu. Siz kendi... Pardon. Niye kullanmıyorsun diye bana bir fırça çekti. Ya dedim hani o tembellik, hani yazılamıyor filan. Çünkü gerçekten de şimdi daha zor. O zaman imkan vardı. Tabii. Çünkü virgülü basıyordum. Geri gidip üzerine ünlem basıyordum. Virgülü ünlem oluyordu. Şimdi yapamıyoruz ki onu bilgisayarda. Bu arada onu da söyleyelim. Yani niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu. Mesela virgüllü ünlemi şunun için kullandığını söylüyor. Ya cümlenin ortasında bağırmam gerekirse. Yani niye hep en sonunda ünlemde bitiyor ki? Ya arada bağırıyor. Aslında çok mantıklıydı. Çok yani son derece mantıklıydı. Ünlemli şey. Mesela virgüllü soru işareti. Çok ihtiyaç duyduğum bir şey benim. Evet, o zaman. Yani cümlenin ortasında soru çok ihtiyacım var virgüllü soru işaretine. Cümle bitmiyor orada. Devamı var çünkü. Ortaya giriyor o soru işareti. Büyük harfle başlamam. Hayır, büyük harfle başlamayacağım. Ben küçük harfle devam ediyorum. Bu arada üç noktayı hiç sevmem. Ben seviyorum. İsraf, hiç sevmem. İki nokta bence. Bir anı daha, bir tane daha bir şey anlatacağım. Bunu gene isim vereceğim, sorun değil. Verdin mi? Ya bir, o sırada bir yazarı daha basıyoruz. Onun kuşaktaşı 9. baskı yaptı kitabı. Leyla Erbil'in kitabı daha duruyor. Aynen 1. baskıda. Çok sinirlendi. Bir gün aradı beni. Ya dedi, bu dedi ne demek oluyor 9. baskı. Ve ben burama geldi. Ya siz kendiniz onunla bir mi tutuyorsunuz dedim. Bunu iltifat olarak aldı inşallah. Böyle bir kaldı. Ya sizin dedim, siz 9 baskı yapsanız ben sizi bir daha okumam dedim. Çok böyle bir nasıl yani. Ama bu iyi yayıncı idaresi. Tabii. Ama şöyle bir şey var. Buna ikna olmadı gene de. Tabii. Çünkü şu, onun derdi şuydu. Ben böyle ortalığa yazayım da gökyüzünde kaybolsun diye yazmıyorum. İnsanları etkilemek için yazıyorum. Ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı değiştirme, dönüştürme gücü olabilir diye. Hani öyle mi, tamam ben şahane bir yazarım, o zaman satmasam da olur demiyordu yani. Satılması konusunda ısrarlıydı ve bayağı uğraşırdı. Çok da aktivist bir insan zaten canım. Yani her zaman örgütlü mücadelelerin içinde olmuş. Son ana kadar ÖDP'den milletvekili tabii adayı olup, hatta seçilirsem girmeyeceğim ama yine de falan, böyle değişik şeyleri var. Fakat mesela kendi etkilerini açıkladığı bir paragraf var, onu da söyleyeyim. En azından kendisi nasıl görüyor kimlerden etkilendiğini. Elbette anlaşılacağı gibi kaynaklarımdan biri Sait Faik'tir. Ancak Sait Faik'ten önce okuduğum, etkilendiğim yazarlar da var. Dostoyevski, Kafka, Sartre, Shakespeare ve benzerleri. Belki bunlar kadar beni etkileyen başka şeyler. Mahallemizde çocukluğumda hep rastladığım bir deli kadının bağıra çağıra tekrarladığı sözler. Bir magician'ın elime geçen defteri, bir sihirbaz demek istiyor herhalde. Küçükken karşılaştığım ve dayanmakta zorluk çektiğim, korktuğum buyrukçu, yasakçı insanlar da, parantez, bunlar daha sonra örneğin yürüyüşlerde, Sivas'ta ve mecliste seyrettiğim kana susamış adamlardı, var. Neyse ki dünyamı ısıtan şairler, şairler, şairler. Belki en önemli kaynaklarım erken karşılaştığım komünist insanlar, arkadaşlarım ve iki imza, Marx ve Freud. Ve tabii Camus, Nazım Hikmet gibi isimler de vardır aralarında. Şimdi o yüzden onu da söyleyelim, geriye kalan evrakları
Leyla Erbil'in işte kimi üzeri notlu kitapları, mektupları, ona yazılmış mektuplar, bütün bu mirasının bir kısmını kızı Fatoş Erbil bizim Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ne bağışladı. Orada arşivliyoruz. O da çok heyecan verici. Yani o Ahmet Arif'e yazdığı, ya Ahmet Arif'in ona yazdığı o güzel aşk mektuplarının orijinallerine dokunmak gerçekten hoş bir duygu yaratıyor. Üzerine onların da inşallah çalışıyoruz. Leyla Erbil böyle özel ve çok büyük bir yazardı. Ama özellikle beni etkileyen tarafı, en çok etkileyen tarafı cesurca hakikaten deneysel işlere girebilmesi. Çünkü o dönemler, tamam dünyada deneyselliğin çok zirve yaptığı dönemler ama Türkiye'deki edebiyat çevrelerinin pek de kabul etmeyeceği, zaten işte Sait Faik ödülünü o tarihte Leyla Erbil'e değil Orhan Kemal'e vereceklerdir. Yani i̇şte fark, o dönemki tercihlerde, yani bu iyidir kötüdür anlamında söylemiyorum ama yenilikçiyi ödüllendirmekle gelenekseli ödüllendirmek. Başka bir yol açacağım iddiasında olan bir yazar. Bir de tabii üstüne üstlük kadın olarak bütün bunları yapıyor. Ama tabii onun da şanslı olduğu taraflar da var. O da güzel, o ilginç çevreleri de giriyor. Yani çok yakın dostlukları da var. Öyle sadece yapayalnız değil. Değil mi? Özellikle o Demir Özlü, Tezer Özlü o çevre. Evet, Tezer Özlü özellikle çok iyi arkadaşı. Tabii Tezer Özlü'yü çok genç kaybetmesi onun büyük bir yalnızlığa sürüklenmesine neden oldu aslında. Hani Tomis Uyar, Tezer Özlü ve o üçü iyi arkadaştılarmışlar. Hani çok zihinsel olarak birbirlerini besleyen insanlar. Bu bence çok önemli bir şey. Yani arkadaş dediğin kafanda bir şey açıyor mu? Bir şey koyuyor mu yeni bir şey? O çok önemli ve üçünün de edebiyatında bu görünüyordu. Tabii Tezer Özlü çok erken kaybettiğimiz için o konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bir şey daha çok var. Çok büyük sorunu vardı Adalet Ağoğlu'yla. Onu herkes biliyor zaten. Bir sır değil. Şimdi yapılıyor ya. Adalet Ağoğlu da kendi şeyini, bütün bir evrakını, o da Boğaziçi Üniversitesi. Gerçekten bütün bir arşivi üniversitede üzerine çalışılabilir. Burada çok hoş bir zihin kuşlarından bir alıntı var, bir anekdot var. Yani yine Leyla Erbil'in, bence onunla kapatabiliriz. Çünkü şöyle bir sahne anlatıyor. Gerçekten hoş. Genciz. İlk hikaye kitaplarımız yayınlanmamış henüz. 1954-55 yılları olmalı. Gece, kış, Asmalı Mescid'den, şimdiki Yakup'un bulunduğu Nil Lokantası'ndan çıkmış olmalıyız. Muhtemelen Demir, Adnan, Nevhiz ve Feridun, belki Selahattin ve Ömer'le Selim. Taksim'e doğru ilerliyoruz. Galatasaray Lisesi önlerindeyiz ve Onat'la ben yan yana düşmüşüz. Türk Edebiyatı'nı nasıl yenileştireceğimizi tartışıyoruz. Ben İnsanı anlatmakta yetersiz kalan bu dili, bu kalıpları nasıl değiştireceğimi söylüyorum. Onatsa ben de o dili madrigallere dönüştüreceğim diyor. İlk kez görürcesine durup bakıyoruz birbirimize. Lisenin bahçesindeki ağaçlardan fışkıran dipsiz, bucaksız sığırcık şamatasına kahkahalarımız karışıyor. Böyle bir anla belki onu çok noktalamak güzel, hoş olur. Gerçekten bir takım insanlar geldiler, yaşadılar, yazdılar, gittiler ama biz neyse ki onların yazdıklarını okumaya devam ediyoruz. İnşallah öbür ayda kar mı olur artık, yoran mı olur bilmiyorum. Yine buraya geliriz ve toplanır konuşuruz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.